Selamlar YouTube'dan gidiyorum. Hoş geldiniz. Bugün New World yeni bir güncelleme geliyor. Shirking'e nerf geliyor. Gelin detaylara bakalım. Neyimiz var demeden önce ne zaman gelecek bakalım. 14 Kasım. Ben şu an gece çekiyorum bu videoyu. 15 Kasım gecenin 4'ü. 5 saat sonra sabah 9'da bir bakım gelecek. 1 saat kapalı kalacak. Sonra yeni vurduğumuz ve güncellememiz gelmiş olacak. Önce size kostümleri göstermek istiyorum. Yeni kostümlerimiz var. Bir tanesi bu. Ya ben çok hoşuma gitmedi. Store'a bunlar geliyor. Zaten bunu 250 300 lira falan ne olacak bu kostümler. Ve oyun içi transmog'la yapılabilir tarda böyle olmuş. Yani çok şey yapamadım store'da. Görünce para verip alınır mı la? Yine giremedim. Bu olabilir belki. Tamam bu biraz değişik. Kamp kostümü de var büyük ihtimal. At iyi. Ata boya geliyor bu arada. Atı böyle boyayabileceksiniz. Bunlar geliyor. Bunlarla gidiyorum bu. Türk kolonumuz geliyor. Event detayını paylaştık zaten. Event videomuz da vardı. Bugün de şöyle bir geçelim. Tropi atıyor. Tropi yemeklerin süresini uzatıyor. Günde 5 tane et atıyor. tavuk butu atıyor. Hindi butu. Ondan lak yeme yapılıyor. But şu an 50 gold tanesi. Belki uçabilir. 15'ine 28'e kadar. 13 gün kalacak. Onun yanına gelelim asıl yerlere. Şimdi burada fixler var kankalar. Tamam mı? Dungeon'la ilgili pix, işte e, dünya ile ilgili pix, mutasyonla ilgili pix. Ama asıl için burası önemli. Burada ne önemli? Aha bu. Perklerden Shirking Cast. Shirking Cast'ı hiç bilmeyen için şöyle anlatayım. Mesela bu Shirking perk sadece pipide çalışıyor. Adamın saldırısı shift ya da bir şekilde doşladın diyelim. 250 artı yüzde bir buçuk can geliyor. Mesela benim 20k canım var. Atıyorum 300-400 can geliyor. 400 can geliyordu. 5 saniyede bir tetikleniyordu. Bu artık 10 saniye çıkmış durumda. 10 saniye olacak. Yani iki kat baktı uzayacak. 10 saniyede bir de etki gösterecek şey kim kullanır, kim para verir bilemem. Ve ikinci bir büyük nerf dalgası. Biliyorsunuz bu amulet vardı bir tane. Bu stun attığınız hedefe mesela şöyle göstereyim ben size. Bunu kullanıyordunuz. Bu, bunu açtığınız zaman 3 saniye stan atıyordu. Bu kolyeyle beraber 6 saniye atıyordu. Artık bu kolyeyle beraber 1 saniye uzatacak. Yani sen 6 saniye değil Sadece 4 saniye stun atacaksın. Bu da ölmüş durumda. Scorpion ise Threat of Perk ekledik diyor. Kullan %50 uzayacak diyor. Yani kullandığında e, Javelin'i artık kullanılamayacak. almayacak. Cullanımın %50 kadar şey olacak. %50'sini ancak alabileceksin. Lost Top Watch Nerf yani artık 6 saniye stun atmayı 4 saniye atabileceksiniz max. Dimash Reduction'da %5'den %10'a çekildi. O da artık Damage Bonus'u Knockout Down hedeflere falan da etkiliyor. Tutursun Şurada şeye geçelim. E, kanamalara falan da artık fiziksel wardlar, slash wardlar ve gemler, perkler de artık kanama hasarını azaltacak şekilde veriyor. Net chat vardı. Net hiç bilmeyenler için. Blunder basın burada. Bunu atıyordun abi. Adam 8 saniye boyunca staminası böyle yavaş yavaş hem slow yiyordu, hem yavaş. Staminası yavaş doluyordu tamam mı? Acı çekiyordu. Artık o 8 saniye 4 saniye Bu da yetmezmiş gibi. Blunder basın. E, base damage'ini pv'de arttırırken pipi de kıstılar. Yine %3 nerf yemiş diyebilirsin. Last şans diye yani son şans adlı bir pasif vardı. Adından ne anlıyorsun? Son şansımız hayatta kalmak için. Bu şöyle çalışıyordu. %50 canın altına düştüğünde %50 port pay veriyordu. Bana göre oyunun en kırık pasifi. Yani senin 2000 zırhın var 3000 oluyor. Şu an benim 1970 zırhım var. Ee, direkt 3000 oluyor yani bu elinde bulandır bas varsa. Çok çok kırıktı. Artık bu %50'den %30'a çekildi en pasifi e, yeni şey düzenlendi. Birim bari fire var. Bu e, şunlardan biri de herhalde. Şu, skill işte bir tane skill'i. Yüzde yirmi üçten çekildi. ASB skill'i yüzde %50'den e çekildi. Yani blunder bas toprak atıldı diyebiliriz. Ama asıl başka da toprak atılan var burada. Splash of the light. Life stuff'çıların vazgeçilmesi. Kendim de çok severim. Atarsın o yerde 100 metre mesafeyi kapsıyor. 100 metredeki yüzde %80 el basıyordun. Bu 100 metreden 20 ve me 25 metreye çekildi. Yani 4'te 1 4. Word Blade'in limitini kaldırmışlar cooldown. Yani tekrar bastın bir 15 saniye her türlü kapalı kalacak. Sen vurduğun zaman kapanana kadar açık kalıyor. Önceden açıyordun, vuruyordun, sonra tekrar geliyordu. Seri seri bile çeviriyordun. Burada 2 pix var. DP Namet'ler artık Gibson'dan yükseltebilecek. Ekonomi ile ilgili geliştirme var. Şu dediğim chest'ler vardı. Fixler var. Çok böyle bir şey yok. Mesela Artemis potuyla Arana'ya giriyordu adam. Tamam. Bir şeyler yapıyordu. Süresini uzatıyordu. Onun falan buklar fixlenmiş. Burada da fixler var. Burada asıl en önemli şey var. Bunu size çevireceğim. Çünkü bir bir göstermek istiyorum. Oyunun tek gerekli şeyi Hellerler coşmuşken Hellerleri bir şekilde durdurmak gerekiyordu. Ve o daha burada yasaklı. Tüm oyuncu hastalıkları tüm hastalık durumu etkileri gelen iyileştirme azaltmasının yarısı eşit bir iyileşme cezası etkiler. Abi bu şöyle çalışıyor. Benim silaha bakarsanız Plague Crit'si var. %50 canın altında kritik vurduğunda adamın iyileşmesini %26 etkiliyordu. İkisi de değişiyor artık. Plague yüzde %50'nin altında değil sana kritik vurduğu anda %26 seni iyi, az iyileşeceksin Bitti mi bitmedi. Bak bunu yiyeceksin. Yani sen %26 hem az iyileşeceksin hem de %26 az iyileştireceksin. Bak hem healers'ın Adama attığın heli azalıyor. Sana gelen hel de azalıyor. Mükemmel oldu. Bu gerekli bir şeydi. Yani heliler adama gelen heli azaltıyordu. Fakat helirden çıkan heli azaltamıyordu. Hiçbir türlü kesilmiyordu heliler. Ben bir de aranaya olarak girmeye başladım. Artık aktifken yenilebilir. Bu da şey diyor. Plague Strikes bende vardı galiba. Heavy atak vurduğunda adam %26 altı Şunu şimdi her vurduğunda yenilenecek. Yani toplarsak yarın sabah siz uyandığınızda 3-5 çıkart bir şey görebiliriz. Event'ımız geliyor. Event'ı butundan günde 5 kere kesip para kazanacaksın. Drops gelecek. Yemek süresi, warp potları vesaire uzatacak. Yemekler uzatıyor. Scorpion 4. Lost Top Boş O da düzenlendi. Eller artık kaçsın. O çıkan el, giren el de azalacak. Flag ve crit %50 canlı altındaydı. Artık %100 canlı da çalışıyor kritik vurduğunda. Flash Ghost Strikes her vurduğunda yenilenecek. Çirkin Kersnöv. Slash fiziksel aptortlar, gemler, buff diyebilirsiniz. Net shot nerf. Blunderbuss 5 x nerf. PV'de bak. Lifestaff'ın tek 100 metreden 25 metreymiş 4 x. Metresi azalmış. Void Blade nerf. Gerisi fixed. Bunları diyebiliriz. Evet bir ay sonra gelecek dev yamada gene her şey değişecek. Şimdiden değişti. Bakalım bu 2 hafta sonra 3 hafta sonra asıl şeyler ortaya çıkar. Bize güncelleme geleceği zaman diğer poplar nerfler baskıta bakan bov geliyor. Oh çok güçlü olacak diyoruz. Nörtmeyecek bak mı? Bir de size bunu da göstermek isterim. E, PTR'de göster çünkü PTR yakında kapanacak. Şöyle bir kutu ekleniyor. Bu kutulardan 3 tane var. Silver or, Gold or ve Platinum or'la bunu yapıyorsunuz. Çok fazla bunlar kullanılmadığı için New World böyle eritme yöntemi bulmuş. Burası Summit'le beraber bu kutular yapıyorsunuz. Peki bu kutular bize ne veriyor? Bu kutular bize gem veriyor abi. Bu gemlerden veriyor. Mesela mor kutudan 1 ile 3 arası tier 4 işlenmemiş saf gem geliyor. 1 ile 6 arası pristine topaz geliyor. Güzel gemler veriyor. Piyasası biraz hareketlenecek. En azından Silver Rose 0.25'de bir gold görme imkanımız var. Benden de bu kadar. Yarın 9'da bu video atmış olurum muhtemelen. Güncellememiz geliyor. Event'tan yeni detaylı bir şey olursa. Event zaten videomuz var. Yenilik falan gelirse onları da size çekerim. Kendinize iyi bakın. New World videomuzu kaçırmak için abone olmayı unutmayın. Discord'a git. New World'a abone olup New World videomuzu açabilirsiniz. New World canlı yayınlarım için Twitch linkim de aşağıda mevcut. Takip alırsanız canlı yayın bildirimi gelir. Kendinize iyi bakın kankiler. Görüşürüz.